kez izleyeceksiniz. Safiye Soyman mutfağa girdi. Bodrum usulü nasıl sarma sardı? Afiyetle yiyeceksiniz. Dolmaları tencereye neden dik koydu? Bakımları dik dik koyuyorum. Çok özel görüntüler az sonra. Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman, Bay Köstürk. Dört ünlü isim uzak doğuda neler yaşadı? Hindistan'dan çok özel görüntüler. Az sonra. Her şey senle var.
yaşlar seninle biter. Sevmek ümidi sevmekten beter. Nazar değmesin sana, eller değmesin sana. Sensizlik ölüm bana. Seni benim gibi seven bulamazsın. Tanrım bu rüyada hiç uyandırmasın. Ömrüm vefası yok, korkum aşkımdan çok. Gönlüm sensiz kalmasın. Korkulu rüya, gülen bahtımsın. Sen benim, sen benim, sen benim dünya. Şarkısıydı. Bir Orhan Gencebay klasiğiydi. Orhan abimi buradan sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili Sevim Emre hanımefendiye sevgilerimi gönderiyorum. Sevim, seni çok seviyorum. Canlı yayın telefon numaramız 0212 702 90 90. WhatsApp ihbar hattımız 0549 214 10 10. Evet, Sinem WhatsApp. Yıldız bir şey söylüyor. Sinem Yıldız! WhatsApp ihbar hattı çok önemli. DM'den gelen mesajlara bakamadığımızı söylemiştim. 0549 214 10 10'a sokakta, dışarıda, restoranda biriyle birini kaynaşırken falan görürseniz hemen bize video çekip atıyorsunuz. Sizin haberinizi ekranda yayınlıyoruz efendim biz de. Çok uyanıksın. Çok uyanıksın. Yani diyorsun ki millete bana çalışın. Hayır, hep böyle oluyor. Yani ediyorum ki evet bize çalışın diyorum. Yani bizim masadan daha renkli masa olmadığı için Allah'a bin şükürler bravo, olsun. Bravo Sinan. Bize ya, çalışın. Bravo Sinan. Yalan mı Bilal abi? Çok doğru söylüyorsun. Gönüllü, evet. Gönüllü ve paparazzi. Ve Bilal Özcan. Hey. Ve Elif Aktu. Bunlardan korkulur. Yok. Yapmayın Seda yapmayın, Hanım. Yapmayın. Allah aşkına yapmayın. Ne yapıyoruz ki burada? Abi bile yerden yere vuruyorsunuz. Sesimi çıkarmıyorum. Kuzu gibi oturuyorum şurada. Ama ben bugün istersen seni neden eleştirdiklerini çözdüm. İnsanların neden Seda Sayan'ın arkasından konuştuklarını çözdüm. İstersen anlatırım. Ne diyorlar kız arkamdan? Bak, çok ters kalıyorsun. Herkes birbirini yerken, birbiri hakkında konuşurken, ötekileştirirken sen eski boyfriendine barışıyorsun. Senin için atıp tutan bir hanımla barışabiliyorsun. Doğru. Dostluk mesajları atıp veriyorsun. Atıp tutan demeyelim. Yani işte ne bileyim. Ona yanlış aksettirmişler. Gelecek 12 Şubat onun doğum günü. Lerzan'dan bahsediyorsun zannediyorum. Lerzan'ı da çok Lerzan'ı severim ayrıca. Ben gittim, ben kucakladım. İşte ben biliyorum. Öptüm, sevdim. Meğer ne kadar özlemişim. Çünkü o geldiğinde tabii onunla ilgili anlatacaklarım çok şey var. Lerzan Mutlu'dan bahsediyor Elif Aktu. 12 Şubat onun doğum günü ve burada olacak Allah'ın izniyle. Aa ne güzel. Evet. 19 Şubat'ta Serkan Kaya burada. 13 Şubat'ta İzzet Yılısan burada. Beni çok güzel. Bravo. Buyurun efendim. Yani. Demek arkamdan konuşuyorlar. Konuşuyorlar. Bak o zaman varım. İkinci olmuşum ben ilk defa. Bilal Özcan. Canım çok. Ocak ayının en çok konuşulan. Yani düşün, Demet Akalın'ı geçmişim. Hep Demet birinci olur ya. Demet konuşulur. Demet Hakkı da. Evet. Yani her yaptığı şey olay kızın. Popo evet. Kraliçesi. Evet. Şimdi benim ikinci olmam. Birinci Seren olmuş. İkinci ben. Ben niye ikinciyim bilmiyorum. Hayır, ne yaptın da ikinci oldun? Ki sen çok fazla malzeme vermek de istemiyorsun. Dün akşam mesela bir videonu seyrettim. Minibüse binerken yazık önlem alıyorsun. Frikik vermemek için önlem alıyorsun. Başkası evet, olsa başkası olsa orada frikik verir ki haber olsun. Konu olsun gazetelere ama sen önlemini alıyorsun. Artık önlemini öyle bir şey. Aldım vallahi. Yani benim öyle şeyde ihtiyacım yok. Peki dedikodu gıybet yapacaklar ama ben çok sevdiğim abim o benim. Yani o emretsin, Fizan'a giderim onun için. Faik Öztürk geliyor.
giderim. Canım benim. Haydi şekerim. Benim iki kız kardeşim var. Seda da bir kız kardeşim. İki bacımdan fark yok. Dişi ağrısında ağrısı başında 24 saat nöbet tutar. O benim için benim. Yalnız. Şimdi ben şu köşede bekliyorum. Seda'yı 4-5 kişi getiriyor. Önden biri gidiyor düşmeye. Yandan biri gidiyor düşmeye. Bizim pehlivanla orada dikildik duruyoruz. Dedi ki biz de gidelim Safiye. Seda'nın peşine de. Arkadaşıma Seda dedim. Seda'nın peşine de kadar biz de gidelim dedim içeriye doğru. Orada dediler sakın dediler gelme dediler. Lan niye oğlum dedi biz de içeri gireceğiz. Yok abi dediler. Seda'nın bir böyle heybetli bir çıkarak. Şimdi benimki de burayı bulamaz biliyor musun? Yukarı çıkmışım yanlışlıkla. Allah yapmasın. Böyle yol yordam diye tarif etme diye bir şey araba sürüyorum Seda. Yanımda oturuyor. Faik sola dön diyor. Diyorum duvar var diyorum. Önemli değil diyor. Lan duvara mı önce sola dönersek diyorum. Önemli değil diyor. Şimdi benimki de orada zaten anlatacağım çok buraya kadar da bugün çok güzel program olacak. Çünkü evde hanımlar da hakikaten evde bu saatte televizyonları açtılar. Hep bizi seyrediyorlar. Anlatacağım çok hikaye var. Yalnız size bir şey söyleyeyim. Vallahi çok yoruldum bugün Seda. Ya. Vallahi çok yoruldum. Ne oldu ki abi? Safiye 3 tane korse giydirdik. Bir tane içsin diye. Allah canımı alsın. Bacın da yok. Bacın aç. Bacım da Safiye ne zaman sana ayak uydurduysa biz battık zaten. Çünkü Seda'nın her parmağının ayrı gremi var. Bu da o gremlerden aldı karıştırmış eller bozulmuş iyice zaten. La bu tek tek sürüyor bu böyle sürülmez mi yani? O zaman gelsin. Gelsin değil mi benim peyni var. Türk sanat müziğinin en güzel seslerinden biri. O gerçek bir hanımefendi. Canım. Benim çok sevdiğim dostum. Benim çok çok kıymetli arkadaşım. Safiye Soyman geliyor.
Bak kadın tam astrolist. Kız şöyle bir öne git. Tekrar geri gel. Ay, hayatım bana bunlarla gelir. Bana bunlarla gelir. Evet. Kim dikti bunu? Kim dikti? Tolgacığım benim, Tolga Çam. Tolga Çam. Evet. Helal, aferin. Ah canım benim, onun ellerine sağlık. Bu çok genç. Bu program için hazırladı, getirdi bana. Ablasına. Sonra bir tane daha varmış. Onu da evet. Safiye sonra. Evet. Tolga Çam çok genç bir kardeşimiz. Çok. Helal olsun. Çok Safiye, çok teşekkür ediyorum. Ay çok, kız. Çok valla artık gazeteye çıkacağım artık. Abi sana böyle bir nankör diye böyle bir kinayeli. Ben Safiye'yi tanırım. Şimdi biz Safiye'yle çok eski arkadaşız. Çok. Yani ben çocuğumu doğurduğumda 90 yılında Safiye'nin kucağına atıyordum. İki şöyle Ankara'da Tuna Bilmi'de iki tur atıyordum. O iki tur atacağım diye bekliyor. Ben gidiyorum kendimi kaybediyorum orada çarşılarda. O çocuk bakıyor böyle. 25 sene daha. Ya söyle bir sefer söylüyor. 27 sene. 27 sene. 27 o zaman televizyon şey yapmayalım. Tabii. Neyse televizyon daha çıkmamış. Ay. Ay değil o kadar. Hayır abi. Bir şey olacak abi lafı değiştirme. Safiye sana bugün çok nankör sevdiğimi bilmiyorsun bilmem ne çok yap. Ben anlarım onu. Ara sıra böyle bu şarkıyı zaten yaparken biraz aramız Nane Molla'ydı. O zaman şu yapmıştım. Şu anda da böyle bir şey hissettim. Öyle bak bir şey ben mi? Senden hissederim. Daha sonra anlatırım. Şimdi değil başında anlatmayın. Şimdi burada başında anlatmayın daha sonra anlatayım. Biraz bayanlar. Merak olsun. Tamam mı? O da merak ediyor şimdi. Gerçekten anlatayım. Seda bayanlar. Ha, evet abi. Bayanlar. Safiye'yi iyi tanırlar çünkü daha emekli olmadın ama değil mi daha sen? Devamlı geliyor çünkü. Bak arkadaş şey ablam sağ olsun atkıyı değiş, kaşkolu değiştirmiş. Bunlar devamlı Safiye'lere indirse peşinden gelecek. Ay çok tabii, güzel. Yok canım Safiye'de arkadaşlar. Abi geliyorlar. Evet. Şöyle durup Safiye'nin, Safiye sen şurada dur. Dur. Safiye gel yanıma. Ya ben bir. Abi Safiye'nin kıyafetini analiz eder misin? Analiz edeyim. Vallahi bu kıyafet. Ama benim gözümle analiz edeceğim değil mi? Tamam, fayk gözlük olarak. Fayk abi. Sen sadece göbeğini çıkartmadan bana söyle. Bu... İçine çek. İçine çek. Ya nereye çekilse çek. Destur vaziyette dur şöyle güzel. Kızı evde kalmış. Kaynanaya giydirilen kıyafet. Düğünde. Gelinin anası giyer ya. Gelin anası giyer ya. Kaynana elbise mi zannettin bunu? Ne? Kaynana elbisesi mi zannettin? Ben sana nasıl anlattım? Sen program edin. Onu niye götürüyorsun yani? Yani bu düğünlerde kaynanana siyah giydirirler ya. Gelin anası şişmandır, zayıflıktır. Kavgada söylenmez. Ya neredeyse diyecek ki bana korsa giydin de çıktın diyecek. Üç tane dedi, üst üste dedi. Demedim. Dedim Allah canım açın demedim. Üç tane üst üste giydirdim. Ay korseye alırken çok olay çıktı. O korseye alırken adamla kavga etmedik mi orada? Neyi? Korseye alırken. Hangi korse? Bedeni büyük vermişsen bir şey hissetmiyorum dedi ya. Yok bu elbisenin şeyinde var öyle. Ya ben anlamam. Ben çektim yukarı doğru korseye. Anlar o beni. O anlar. Ben korseyi yukarı doğru çektim mi yani ona bak ya. Ya sen sanki elledin de ondan mı biliyorsun? Ellemedi mi? Hiç ellenmiyor musun? Yavrum. Üstüste. Üçanlı yani. Elledin mi abi senle? Yani. Abi. Şimdi, tamam bir yoklama yap bakayım. Yokladın mı bir sürü elini? Bak şş, Safiye bir dakika. Canlı yani. Ya, anladım bir şey değil. Ayıp bir şey değil. Ayıp bir şey değil. Mazeret ki stilde şeysin. Jüri. Moda programında jüri üyesisin. Bakacaksın. Jüri güzel eller mi ya? Ya ne olur canım? Allah hemen bizi kapının önüne vururlar jüri elledi diye. Yok yok. Şimdi şöyle. Bak ben baktım yok kadında. Şimdi bak Seda. Seda'yla aşık atma şansımız yok. Şimdi Seda'nın bir huyu var. Bak. Seda istediğini alır, giyer, eder, öyle sponsor, bu sponsor giyme tarzı yok. Makasla da acımadan keser. Keser. Hiç affetmez o kıyafetini. Evet, yani bu kıyafet anladım. Normalde buradaydı. Ama para vere vere çeke çeke buraya kadar geldi bu kıyafet. Bu kıyafet öyle. Çünkü Seda'nın kıyafetleri kiloyla satılıyor. Kıymetli taşlar var. Safiye'nin içinde boncuğu düzmüşsün. Yani bu, ulan şey yapmış buraya bu çocuğu. Ne? Ha? Hayatım sen benim kıyafetimden ne arıyorsun? Ama sana bir şey söyleyeyim. Evet. Hakikaten bu çocuk çok, çok genç bir çocuk. Tolga Çağlı. Yani, valla boncuğu
Yok ha, canım. Vallahi. Öyle her baba izin harcı değil yani. Şey yok. Safiye'nin ablası var. Dişleri takma. Alt dişi takma. Çünkü bizim eve geldi. Ay bir gün iyi ki de aynanın önünde bıraktık aldı. Hayır o değil. Ayvayı ısırmış. Sen de ayvayı ısırmış ablası. Hayır hayır hayır. Lan ne oldu? Dişler nakını kalmış çıkartamıyor. Hayır Allah'ım. Ağırdan işte nakını kalmış. Abla ne oldu? Ya abla ben bunu nasıl alacağım? Ayva da kocaman baba en baba ismi seçmiş yani. Ana o ayvayla dişi çıkartana abi, kadar var ya abi, aradan... Faik abi, evet. Şimdi sen hazırlanırken Faik ne abimin dedi? En büyük özelliğidir. Biz bir ara ayrı ayrı kanallarda ama aynı stüdyolarda yan yana kulislerde hazırlanıyorduk. Faik abi hemen soluğu benim odamda alıyordu. Ben onu canım abim, o geldiği zaman başımın üstünde her zaman yerim abi. Aynen. Her zaman. Evet. Şimdi şu tüylerle ilgili bir espri yaptı da ama... Şimdi bu buradaki tüyü neye benzettin? Şu otreş. Vallahi buna baktım. Nereden çıkar? Var ya hayvanlar kıymetli tüyleri var ya. Bu hayatı bu otreş. Otreş? Evet hayvanlardan peki, değil bu otreş. Tamam otreşten nereye geleceğim? Evet. Hayvanlar alemi dedi ya. Allah abi sen Allah. Kuliste dedin ya. Hani nereye gittiniz de Safiye burada çok hayvanlar. Tabii. Şimdi Safiye canını ne çekse orayı da o yöreyle ilgili bir şey anlatıyor, mesajı. Avusturya'dayız. Ay dedi buranın bir hayvanları var dedi. Bir lezzetli daha çıkıyor. Lan sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Ne tavşan, ne sincap. Bir dakika anlatacak. Lütfen bir yere ayrılmayın. Ve Faik Öztürk bugün ilk defa benim için arkadaşlarımız da müsaade ederse magazin yorumlayacak. Ama reklamlardan sonra. İlk kez izleyeceksiniz. Safiye Soyman mutfağa girdi. Bodrum usulü nasıl sarma sardı? Afiyetle yiyeceksiniz. Dolmaları tencereye neden dik koydu? Bakımları dik koyuyoruz. Çok özel görüntüler az sonra.